etabı 2014 senesi sonunda bitmiştir. İkinci etabı da yeni bitmiştir. Bununla ilgili lansman toplantısını yapıyoruz. Toplam proje büyüklüğümüz 187.500 metrekare inşaat alanıdır. Satılabilir alanımız 122.000 metrekaredir ve 1007 üniteden oluşmaktadır. Dairelerimiz 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 3 artı 1 dupleks dairelerdir. Daire büyüklükleri ise 1 artı 1'lerde 66 metrekareden 89 metrekareye, 2 artı 1'ler 106 metrekareden 154 metrekareye, 3 artı 1'lerde 156 metrekareden 219 metrekareye kadar ulaşmaktadır. Tavan yüksekliklerimiz A blokta 3,5 metre, diğer bloklarımızda 3 metre 15 santimdir. Ayrıca sosyal alanlarımız son derece geniştir. Kapalı, açık yüzme havuzları, tenis, basket vesaire salonlarımız, pilates odaları, yani oldukça kapsamlı bir proje. 1850 adet kapalı topak yerimiz var. 2 artı 1, 3 artı 1 dairelere 2'şer tane, 1 artı 1 dairelere 1 tane kapalı topak yeri vermekteyiz. Diğer önemli bir unsur ise E5'in deniz tarafındayız. Adalet Sarayı, Maltepe Alışveriş Merkezi, Piyaza Alışveriş Merkezi, metronun iki durağına yürüyüş mesafesindeyiz. Sahil yoluna yürüyüş mesafesindeyiz. Aynı zamanda Maltepe deniz otobüslerine 5 dakika, Bostancı deniz otobüslerine 10 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık 15 dakika mesafedeyiz. Fiyatlarımızda ise kampanyaya özel 60 ay 0 faiz uygulamaktayız. Peşin alımlarda %15 iskonto uygulamaktayız. Maltepe bölgesindeki bizim bulunduğumuz Tugayoğlu Caddesi'ndeki yaklaşık ortalama metrekare fiyatları arsaların sadece 6.000 liradan başlarken biz bitmiş, hazır, hemen oturabilecek ya da kiraya verecek konutları metrekaresi 5.800 liradan başlayan fiyatlarla, çok cazip şartlarla lansman dönemince sunmaktayız. Bu alıcılara ve yatırımcılara ciddi bir fırsat sunmakta. Bu da önemli bir unsurdur. Toplantıya tekrar katıldığınız için teşekkür ederiz. Sorularınız varsa alabiliriz. Siz bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak sektörü nasıl görüyorsunuz? Çünkü biz şuna alışıyoruz. Bazı GYO'lar çok agresif şekilde ihale yapıp arsa portföyünü genişletip proje geliştiriyorlar. Agresif şekilde piyasada yer alıyorlar. Siz daha çok yapıp bitirip ondan sonra alıcıyla buluşturmayı tercih ediyorsunuz. Böyle görünüyor. Bundan sonra da mı böyle devam edeceksiniz? Çünkü 2014'teki toplantıda şimdi baktım gelmeden hani hem kentsel dönüşümünde arsa portföyü konusunda çalışmalarınız olduğunu söylemiştiniz ama 3 yılda şu an baktığımızda portföyünüzde bir şey yok. Sektörü nasıl görüyorsunuz buradan hareketle? Bunu sormak isterim. Teşekkür ederim. Malum inşaat sektörü lokomotif bir sektör. Öncelikle onu düşünmek lazım. Yaklaşık 2 milyon aile buradan ekmek kazanmakta ve bu da yaklaşık 8 milyon insana ulaşmakta. Yani sektör kesinlikle büyümeye devam edecek. Burada bir çekincemiz yok. Çünkü yaklaşık yıllık 600 bin adet konut ihtiyacı söz konusu. Giderekten bu artıyor. Kentsel dönüşüm de üstüne ekleniyor. Mühim olan burada tabii ki sizin hangi zamanda, hangi şartlarla, hangi lokasyonda yer aldığınız. Şimdi bizim için önemli olan projeyi bitirmekti. Projeyi bitirdik ve satışına devam ediyoruz. Sizle yaptığımız birinci toplantıda birinci etabı bitirmiştik. Şu anda ikinci etap bitti. Sektörle ilgili muhakkak inişli çıkışlı hareketler olacaktır. Gayrimenkul sektörü uzun dönem isteyen, yatırım isteyen, sabır isteyen bir sektör. Ama tabii ki kazandıran bir sektör. Kira avantajları olan, gayrimenkul değer artışı olan. O açıdan ben gayrimenkule yatırım yapmayı her zaman için çok gerçekçi görüyorum. Ve bugünkü konjonktürde de hala böyle uygun fiyatlı projelere yatırımcıların girmesini tavsiye ederim. Çünkü bir risk yok. Hemen kapı alıyorsunuz. Arsa değerinden aşağıya bir yer satın alıyorsunuz. Ve hemen kiraya verebiliyorsunuz. Ve kira getirilerimiz bizim projede 1 artı 1'ler 2000 liraya kadar ulaşmakta. Ve canlı kiracılarımız vardır. 2 artı 1'ler 3500, 3 artı 1'ler 4900 liraya kadar kiraya gidiyor. Yani bu da önemli bir değerdir. Kartal bölgesinin geri dönüş gelişi yaklaşık 23 yıl ortalaması. Bizde de daha aşağıdadır. Yani satın alma bedeliyle kira bedeli arasında. Her açıdan cazip bir proje. Sorunuz için teşekkür ederim. Detaylar projedefırsat.com'da. Kendini avantajlı yol, projedefırsat.com.
projede fırsat.com.